Sen anlat kara deniz. Mustafa. Nereye düştün şimdi böyle? Yayla evinde. Asya sen ne ettin ya? Şimdi bu gayba ne diyecek ya? Bunlar beni kaçırdılar. Sen gireceksin hapse. Kızım sen kendine. Sen balıma, oğlumuza. Sen bana ne ettin Asya? 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 Kızım sen nereyesin ya? Açtırma gözümü baktım sen yoksun. Balım kabus görmüş de Mustafa korkmuş. Ben de yanına uzandım uyumuşum. İyi haydi gel ya bir süreceğiz ulan. Gir haydi yatağın içine haydi. Gel kızım ya. Haydi gel yavaş yavaş. Gel. Gel benim sana. Gel bizim burada. Ooo gel gel. Gel gel gel. Gel. Canım, çek.
Nefes kızım, iyi misin? Öyle ne oldu da? Hasta mısın yoksa? İyiyim Osman babam, iyiyim. Hemen geliyorum. Hah, iyi peki. Nefes, uyuyakalmışım ben. Ben de abla, ben de. Hemen buluşmamız lazım. Tamam, çarşıda buluşalım, oradan geçeriz, olur mu? Tamam, ben hemen çıkarım. Günaydın. Ne uykusu bu böyle? Gece boyu beşik mi salladınız? Bizim uykumuz kaçtı, sohbet ettik. Anlatmadınız. Nasıl gitti bu nefes lezzetler işte? Ha, iyi, iyi. Vallahi babanız duysa kıyamet kopar. Ama işte el vermedi yüreğim. Yine gidecek misiniz? Hı hı. Hadi geçin, oturun şöyle. Kız, siz iyi misiniz? Renginiz sapsarı. Yo, ana. İyiyiz biz. Haydi, ben çay getireyim size. Efendim Asiye abla. Bir saate çarşıda. Tamam. Hediye, bir saate çarşıda buluşacakmışız. Burada. Günaydın. Anne bak, babam geldi. Günaydın. Bana müsaade. Güle güle Osman dedem. Ya ben ne edeyim seni? Ya ben ne edeyim seni ya? Hadi bakayım, Allah'a emanet olun. Ha? Güle güle Osman babam. Güle güle Osman babam. Sen iyi misin? Biraz solgun göründün bana. İyiyim. İyiyim. İyi. Nefes, ben buraya niye geldim? Hani bugün tatil günü ya, belki sizin işte tatildir diye ailece böyle dışarı çıkıp bir yemek yeriz dedim ha. Ne dersin? Anne, ne olur gidelim. Olmaz. Yani bizim siparişler var. Bizim siparişleri hazırlamamız lazım. Alışveriş yapacağız. Alışverişe çıkmamız lazım. Anladım. O zaman bir mahsur yoksa ben oğlumla bir dolaşmak isterim. Hı? Tabii. Tabii. Paşam. Aslanım. O zaman biz şimdi erkek erkeğe çıkacağız ha? Annem de gelsin. Ama annenin işi varmış aslanım. İşi olmasa niye gelmesin, öyle değil mi annesi? Hem belki işi erken biterse arar bizi, neredeyse oraya gelir ha? Gelirim. Gelirim anneciğim, gelirim. O zaman haydi paşam, sen git montunu al, sonra gideriz. Haydi. Yani biraz böyle emrivaki gibi oldu ama kızmadın inşallah. Yok, niye kızayım? Kızmadım. Kızmadım. İyi. Otursana. Ha? Otur istersen. Ha yok. Gideceğiz ya şimdi. Nefes lezzetler işini iyi düşünmüşsün. Ben değil, Asiye abla düşündü. Ha, yengem. Yengemin kafası çalışır böyle şeylere. Öyle. İlk siparişinizi de almışsınız. Hayırlı olsun. Yangazı da servisçi yapmışsınız. Sağ olsun Murat, yardımcı oluyor. Edecek tabii işini. Abim biraz kızdı tabii. Çalışmamız ama. Hayır Murat'a. Ula kendi işinin başında durmayasın, gidip orada... Ya takılı işte abim, bilirsin. Yangazları kızmazsa işleri rast gitmez benim abim.
Öyle. Mustafa abi öyledir. Öyle. Üşüttün mü? İyiyim. Neden? Soğuklar başladı. Dikkat edin burada. Hı. Yiğit! Anneciğim montunu bulamadın mı? Yok yok. Buldum da saatimi arıyorum. E tamam ben geleyim o zaman beraber bakalım. Yok yok gelme. Ben bulurum. Sana şu an o kadar çok ihtiyacım var ki. Nefes. Hı. Ben nasıl davranacağım bilmiyorum. Ben de. Anlarım seni, hak veririm. Yaptıklarınla, yapacaklarınla gurur duyarım. Ama nasıl davranacağımı bilmiyorum Nefes. Fatih nasıl? Berrak başında. Bir dakika bile ayrılmayayım. Bence toparladı ama... Berrak'ın ilgisi hoşuna gidiyor. Onu kaybetmek istemeyeyim. İstemez tabii. Kimse istemez çünkü Nefes. Doğru. Kimse istemez. Yiğit! Tamam geliyorum. Ergenlik erken başladı galiba. Baksana üfler püfler. Öyle. Kimi çocuğu anası babası büyütüyor, kimisini de böyle hayatın kendisi işte. Bizimki biraz erken büyüdü. Heh, gel bakalım paşam. Ay aslanım o benim. Hoppa! Ey gidi Karadeniz, sıkı durula biz geliriz. Giderken beni de bırakır mısınız? Asya ablayla buluşacağız biz. Alışveriş için. Bakarız. Bakarız mı? Yani çaresine bakarız Nefes. Haydi hazırlan, haydi. Siz çıkın o zaman. Ben montumu falan alayım, geleyim. Oo Asya Hanım. Merhaba, merhaba Berrak Hanım. Ya kusura bakmayın ya, biz bekleyemedik malum. Oğlen oldu, ha? Siz hayırdır böyle ticarete bir atıldınız sonra geriye durdunuz? Fatih iyi misin? İyi işte. Tamam. Hadi abla biz gidelim artık. Hadi biz gideriz. Hayırlı günler, hayırlı başarılar. Kuzum nereye git? Asya! Bak bak abla. Ne de bu ticaret işi? Bana şeylerdi üstelemedim. Ne işi bu? Asya yengemle Nefes yengem. Pastacı açmışlar. Ne etmişler, ne etmişler? Asya! Şey kızım bir dur ya. Ne Mustafa'm ne? Senin yine heyheylerin üstünde ha. De ne diyeceksin? Ya ben şaka ettim ya, ne sinir ediyorsun ha kendine. İşim var Mustafa, işim var tamam mı? Nereye gidiyorsun ha? Çarşıya gideceğim Mustafa, çarşıya gideceğim oldu mu? Tamam dur ben bırakayım ha. İyi ha tamam hadi. Anahtarı alıp geleyim. Allah. Ya gözümü iki dakika kırpmadım. Şöyle bir iki dakika kapattım. Sonra Nefes'in telefonuyla sıçradım o böyle. Ne yapacağız biz Berrak? Yapılacak şey belli Asya abla. Kız sus. Saçmalama. Deli deli konuşup benim asabımı bozma. Oo maşallah. Maşallah. Karnı burnunda karı nefesli bir olmuş. Kapi kapi pasta börek satay. Sen de buna ses etmiyorsun öyle mi? Ana. Kapı kapı satmaylar ya. Murat yapar ya ne o işi. Ha? Ha? Orada maşallah. Orada maşallah. Ana kurban olayım başlama yine ya. El alem ne der düşündün mü? Diyecek millet ki galeriler güçten kuvvetten düşmüş. Garıları 2 liraya börek satay. Sen de erkeğim diye dolanacaksın ortalıkta öyle mi? Yavaş. Ana yavaş. Lafını sözünü tart. Oyla söyle. Ha? Anamsın atamsın saygıda kusur etmem. Ama beni fazla zorlama. Ne oldu? Gururuna mı dokundu? Onların ettikleri değil de benim söylememe dokundu? Osman babamın evinde yapaylar.
Murat da yardım edeyim nefes bacıma yardım olsun diye. Ana, sen gelinini evine almadın ha? Bu eve, kendi evine. Senin oğlun sevdalandı. Sen oğlunun sevdasına saygı duymadın ana. Senin çocuklara az dokanma. Bırak bir rahat etsinler ha. Ne olayım Mustafa ha? Daha düne kadar sen değil miydin? Bu kadını gönder gitsin diye ha? Tek o gitsin diye kim kaçırdı Yiğit'i Vedat'a verdi? Ha? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ben sana diyeyim ne oldu? Ben kardeşimin sevdasına boyun eğdim ana. Asiye'me oğluma zarar gelmesin diye yeğenime de yengeme de kanım helaldir. Çek vur beni diyen kardeşimin sevdasına ben boyun eğdim. Bu oldu ana. İyi söyledin. İyi hatırladın onu. Niye sen kardeşine silah çektin? Ha? Sebep kim? O Vedat değil mi? Onun kocası değil mi? Eski kocası ama. Nefes bacımın kocası. Tahir. Oğlu. Ya sabır. 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 Nasıl? Olduk nefesi yolladık ama geç kalmışız. Akıtmış zehrini hepinize. Çekmiş kendi suyuna herkesi. Oyuncak etmiş kendine. Ana. Ne? Ya bir sus ya. Ya bir sus ya. Bak gittiler. Herkes gitti. Ben de gitmek isterim de. İsteğim çok. Halim yok işte. Bir sus. Sen de ayağa kalktığına göre. Ha, nereye gittiyse o kız. Senin socağın yok ana. Doğru dedin anne. Ben gideyim henüz. O veda tutuyor. Yıkacak evimizi, yuvamızı başımıza. Göreceğim ben sizi o zaman. Gerek yok, gerek yok. Şehir dışına çıkmış olabilir. Belki bu akşam donmaz. Nereye gittiğini bilmiyor musun? Herhangi bir şey söylemedi. İyi günler. Buyur. Sağ ol.
gerçekten. Berak, şunun ağzını açar mısın? Allah'ım, hiç uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Ciddi misiniz ya? Lütfen söyleyin bana. Bu harika plan kimin aklından çıktı? Ortak fikir diyelim. Ortak akıl diyelim. Tebrik ederim, gerçekten tebrikler. Yani her biriniz ülkemizin güzide hapishanelerinden birinde en az 10 yıl her şey dahil tam pansiyon tatil kazandınız kızlar. Asya. Ben Mustafa'ya oğlunu ve karını demir parmaklıklar arkasından sevmeye hazır mısın diye sormuştum. Haklı çıktım. Sadece demir parmaklıkların hangi tarafında olacağını kestirememişim. Ne yapacaksın Vedat? Bizi şikayet mi edeceksin? Ha? Ne diyeceksin polise? Polis bey, yardım edin. 5 tane kadın beni sıcacık yatağımdan aldılar, yaylaya getirdiler. Böyle mi diyeceksin? Aynen öyle oldu. Güzel. Et o zaman. Alo, 155 buyurun. Alo. Duyamıyorum. Alo. Sesimi duyuyor musunuz? Korkak. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi kapa çeneni. Ah kızlar, ah. Birbirinden güzel 5 tane kadınla aynı evde kapalı kaldım. Öldüm de cennetteyim galiba prenses. Hayır. Senin cehennemin burası. Ah. Şu an içime bir korku kapladı boncuğum. Resmen korkulan, titriyorum. Hayır! 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 Nazar! Nazar yapma! Yapma, yalvarırım! Yalvarırım, yapma! Hayır! Oldu mu? Ha? Senin gibi yapabildin mi? Gerçi sen gerçekten yapıyordun. Ben sadece taklit ediyorum. Nazar! İşte böyle boncuğum, işte böyle. Böyle harika bir kadın dayanışmasına sebep olduğum için kendimle gurur duydum. Bir de bana kötü diyorlar. Özellikle de Mercan ve Nefes'i bir araya getirdiğim için gerçekten kendimde ne kadar gurur duysam az. Oysa Mercan'ın çok güzel hayalleri vardı, öyle değil mi? Ha? Çocukluk aşkıyla evlenecekti. Tahiriciğinden bir sürü minik tahiricikler yapacaktı. O minik tahiricikler okuldan gelecekti. Mercan onlara müthiş bir sofra kuracaktı. Dumanı tüten kara lahana çorbası, kuymaklar, bir sürü garip Karadeniz yemeği. Ondan sonra bu yemekleri afiyetle yedikten sonra beraber Karadeniz türküleri söyleyip horonlar çekeceklerdi, öyle değil mi? Sonra Tahirci ile beraber televizyonun karşısına geçip kumanda kavgası yapacaklardı. Aa, benim dizim var Tahirci'm. Aa, hayır, benim maçım var karıcığım. Ama bu harika hayata maalesef sen değil, Nefes sahip oldu. Hayat ne tuhaf. Öyle değil mi? Nefes benim kan kardeşim oldu. İnsan kardeşinin sevdasına göz dikmez. Ama sen anlamazsın. Sen anca bunu anlarsın. Abla! Mercan. Abla! 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 Mercan bırak! Gebertelim diyorum yine size, gebertelim. Başka yolu yok. Neredeyse boğuluyordum ha. Çok korktum. Korkunç bir his. Sen de böyle mi hissettin Mercan? Ya kendine bunu nasıl yapabildin? Ha? Bu senin sandalyen değil mi? Çok rahatmış. Pardon.
makam aracın mı deseydim? Susacak mısın? Git. Tabii Asiye Hanım, tabii. Nasıl isterseniz. Sustum. Siz konuşun. Dinliyorum. Acıktın mı aslanım? Evet. Ne yiyelim, ne istersin? Hamburger yiyebilir miyim? Tabii. Ama burada köftenin hasını yersin, benden söylemesi. Annem bana bu küçük yeşil ağaçlardan yediriyor. Küçük yeşil ağaç mı? O nedir? Böyle böyle küçük yeşil ağaca benziyor. Ha, sen brokoli diyorsun. Evet. La oğlum, adı üstünde onu. Sen brokoli. Brokoli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Bize birer akciğerbat köfte. Patates de. Bir de duble patates. İçecek olarak ne alırsınız? Ayran. Kola. Aramızda ama. Baba. Söyle aslanım. Siz ayrıldınız mı? Ayrılır mıyız hiç? O nasıl söz? Neden Osman dedenin evinde kalıyoruz? Annem diyor ki Osman deden korkmasın diye. Annen çok doğru diye aslanım. Osman deden yaşlı insan, ne yapacak o koca evde bir başına? Ve Osman ablam orada. Ve rakabam da gelecekmiş. Öyle diyor. İyiydim, sen bırak onu da. Biz bugün hangi filme gideceğiz onu söyle. Saniye babaanne bizi sevmiyor değil mi? Aslanım olur mu öyle şey? Saniye babaannen yaşlı insan, huysuzluk ediyor. Osman deden mi yaşlı? İşte kimisi öyle diye, kimisi öyle. Neden sevmediğini biliyorum. Ben senin mahsusçuktan oğlum ya. Sen benim mahsusçuktan değil. Sahiden oğlumsun. Yedim. Bak. Bak şimdi. Büyükler bazen böyle kendi aralarında, yani anneler, babalar. Yaşa. Duble patatesiniz. Buyurun küçük bey, kolanız. Köfteniz. Afiyet olsun. Sağ olasın. Al bakalım şunu ağzına. Ketçap sıkalım mı? Bence sıkmayalım. Of. Yedim bak kim geleyim. Ali abinle Esma ablan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi mi böyle gençler? Köfteleri yalnız yuvarlıyorsunuz. Bizim başımız kel mi ki ya? Buyurun size de ısmarlayalım Ali abisi. Buyurun. Kurt gibi acıktım var ya. Akçaabat köfte mi o? Yiğit bir tane aldım. Niye yiyorsun çocuğun köftesini Ali? Baba askerde de böyleydi. Milletin köftesini yerdi ama benim de başım sıkışınca yanımda biterdi. Ne var ya, bir tanecik yedim. Hı? İyi ki geldin, sağ ol. Hadi bakalım başla. Yiğit köfte çok güzel ha. Köfteci. Kızlar, ne yapıyoruz? Yani bu kaçırma operasyonunun son derece başarılı olduğuna göre artık bir sonraki safhaya geçebiliriz. En eğlenceli kısmı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ha? Yani iyi kötü bir şey düşünmüşsünüzdür değil mi? Düşünmemişler. Tam tahmin ettiğim gibi. Hadi o zaman beraber bir plan yapalım. Ben de size yardımcı olayım. Acaba şu Vedat'a neler yapsak? Ha? Görüyorsunuz işte. Başka çaremiz yok.
Buyurun. Evet buyurun. Hı-hı. Tabii, tamam. İyi günler. Kimmiş? Sipariş. Alo, Nefes Lezzetler, buyurun. Her türlü pasta, börek siparişiniz alınır. İtinayla adam kaçırılır. Haneye tecavüz vesaire vesaire. Gerçekten harikasınız kızlar. Bayılıyorum size. Berrak, şunu götürsene. Kapat. Aa, hayır, hayatta olmaz. Vallahi gitmem. Seni nasıl geberteceğimize karar vereceğiz. Asalım mı, vuralım mı? Sen duyma ki sana sürpriz olsun. Zavallı anneciğim. İyi ki şu aciz hallerini görmedi prenses. Yoksa kadına inme falan inlerdi. Merak götür şunu. Merak götür şunu. Ama bu haksızlık. Yapmayın kızlar ya. İşin en eğlenceli tarafında. Ya madem beni dışlayacaksınız niye kaçırdınız kızları ha? En azından size birkaç tüyo verseydim ya. Madem bu sektöre giriyorsunuz. Deneyimlerimi paylaşayım size. Ne dersiniz? Onu arayacak kimse yok. Ne bir akraba, ne bir şey. Evet, kaçırdığımızı da gören olmadı. Ya saçmalamayı kesin. Ya ne yapacağız Asiye abla, ne yapacağız? Ya yapacağımız şey belli. Senin için boşanma dilekçesini imzalatacağız. Ben Yiğit'in velayetini alacağım. Sonra... Sonra ne olacak? Elini kolunu bağladığımız adam bize tamam mı diyecek? Bu adam bizimle dalga geçiyor. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Ya Asiye abla, ne planlamıştın bunu yaparken? İntikam almayı. İntikam almayı. Onun bize yaşattıklarını bir nebze olsun ona yaşatmayı. Asiye abla? Bu nasıl intikam planı böyle? İki imza attıracağız, bitecek he. Ya yeter! Ya ben gerçekten size inanamıyorum. Ya siz nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Kafayı mı yediniz, delirdiniz mi siz? Evet, evet delirdik. En başta da sen. Ya bizim bu yaşadıklarımızdan sorumlu olan adam karşımızda kahkahalar atıyor. Biz ne yaparız? Hiç! Tabii hiç. Yapılacak şey belli. Mustafa duyunca ne olacak? Tahir duyunca? Ya bunu planı yaparken düşünmedin mi abla? Düşünmedim, oldu mu? Düşünmedim. İşte şimdi Vedat kazandı. Kasa her zaman kazanır kızlar. Kendi sesini! Ya bak. Vedat'ın en iyi yaptığı şey bu. İnsanları birbirine düşürmek. Ya siz kendinize böyle bir şey yakıştırıyor musunuz? Onun pis kanını elimize mi bulaştıracağız? Ha? Nasıl böyle bir şey yakıştırırsınız kendinize? Ya güzel söylesin de Nefes. Söylediklerin hiçbir işe yaramay. Tamam çözelim. Özür dileyelim. O bize ne yapacak ona bakalım. Ya Asiye abla bari sen yapma. Çıldıracım ya çıldıracım. Yemediği fışkı kalmadı. Çektirmediği dert kalmadı. Sonuç hiç. Tamam. Tamam sakin olalım, tamam mı? Sakin olalım. Sakin olun demekten başka bir şey demiyorsun Nefes. Evet demiyorum çünkü ihtiyacımız olan şey sakin olmak. Hayır. Hayır. İhtiyacımız olan tek şey cesaret. Ya birini öldürmek... Ya birini öldürmek cesaret mi? Ha? Ya bu korkaklık? Öyle mi? Bu adam babamı öldürürken ne kadar korkaktı sence Nefes? Artık bizim de korkak olma vaktimiz gelmedi mi? Merak, sen bunu kendine yakıştırıyor musun ha? Bu söylediklerini kendine yakıştırıyor musun? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ne annem, ne babam, ne kardeşim, ne evim. Ben zaten kendime bir şey yakıştıramıyorum. Sen zaten hiçbir şey kendine yakıştırmıyorsun. Ama kendine katil olmayı yakıştırıyorsun öyle mi? Şşş, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim, ben başlattım. Ablam. Ablacığım. Kimin başlattığının bir önemi yok ki. Bu işten zararlı biz çıkmayacağız. Benim vurulduğum gün... Tahir benim bir mezarın başına götürdü.
Vedat'ı diri diri gömdüğü mezar. Bana dedi ki, ben buraya sadece Vedat'ı değil, merhametimi de gömdüm dedi. Kimseye merhamet etmeyene biz mi merhamet edeceğiz Nefes? Mercan, ya ben Vedat'a merhamet edelim demiyorum ki. Biz insanlığımızı kaybetmeyelim. O da bunu biliyor. Neyi biliyor? İşte merhamet diyerek, vicdan diyerek, insanlık diyerek hiçbir halt edemeyeceğimizi biliyor. O yüzden istediğini istediği gibi yapar. Ve karşımızda kahkahalar atar. Ya ona cesaret veren şey bizim korkaklığımız. Vicdan diyerek, merhamet diyerek sığındığımız korkaklığımız. Kızlar ben acıktım. Duyuyor musunuz? Acıktım. Yani savaş kuralları gereği rehin haklarım var benim. Asgari düzeyde ihtiyaçlarımı karşılamanız lazım. Yemek de bunların başında gelir. Ha anladım. Öldürmeye cesaret edemediğiniz için açlıktan öldüreceksiniz, öyle mi? Baba, tuvalete gidebilir miyim? Tabii aslanım. Pardon, az bakar mısın? Abi bizim oğlanı bir tuvalete götür abi, sana zahmet. Tabii efendim. Buyurun küçük bey. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ne demek Devrem? Sen ısmarladıktan sonra her zaman. Anamla ayrıldınız mı? Osman dede de niye kalırız deyip durdu. Benim de cevabını bilmediğim sorular. Saniye teyze hala aynı değil mi? Aynı. Ne gidebilirim ne kalabilirim. Bir boşlukta sallanıyorum. Belirsizlik beni deli ediyor. Elim ayağım kesildi. Daha önce tecrübe etmediğim şeyler. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Yapma be Devrem. Tamam haklısın. Çok zor zamanlar. Ama bir düşünsene oğlum. Siz neler atlattınız lan? Öyle öyle ama dedim ya. Benim bilmediğim bir şey Devrem. Hah aslanım. Söyle bakalım Ali abisi bizi hangi filme götürüyorsun? Yaşasın. Sinemaya mı gidiyoruz? Ben mi götürüyorum? Tamam ya. Hangisine isterseniz. Bakarız beğendiğimiz bir tanesine gireriz. Patlak mısır da alabilir miyiz? Patlak mısır da alırız. Hatta en patlağından alırız. Keşke annem de gelsin. Anam dedi ya aslanım. İşi bitince yani biterse gelecek o da arkadan. Ben bir arayayım. Kaçsın gelsin. Hep beraber bir sinema keyfi yapalım. Alo Esma abla. Nefes lezzetler mi? Buyurun. Bir adet nefes siparişi verecektik. Ben, Ali, Yiğit ve Tahir için. Mümkün mü acaba? Sinemaya gideceğiz de. Esma abla şey ben... Hadi ama kaç kişisiniz orada? Bekliyoruz. Tamam. Neredesiniz? Sahildeki köftecideyiz. Tamam. Ben birazdan gelirim. Tamam ama çabuk ol bak seansı kaçırmayalım. Daha yolumuz var. Görüşürüz. Geliyor. Birazdan burada olacak. Yaşasın. Yine hep beraberiz. Tamam güzel. Peki Yiğit Bey. Hangi filme gidiyoruz ona karar verdiniz mi? Hangisi olursa olsun. Ama komikli olsun. Vallahi doğru söylüyor. Hepimizin biraz gülmeye ihtiyacı var galiba. Baba bak, annem de geliyor. Geliyor aslanım, geliyor.